Erdoğan'a yaptığımız ziyarette, İDEF Savunma Fuarı'nda çeşitli uçak ve helikopter simülatörleri sizlerle beraber uçtuk, onları test ettik ama bugün Teknofest'te çok farklı bir simülatörle beraber kullanacağız sizlerle. Bu M60 tankının simülatörü, yani tankın sürücü koltuğuna oturup arazide tankın kullanım şartlarına bakacağız. M60 tankları uzun yıllar kara kuvvetleri komutanlarının bünyesinde kullanıldı. İsrail'de modernize edildi, M60T oldu. Arkasından şimdi bu tanklar Aselsan tarafından yeniden modernize ediliyor. M60TM adını alacak ve tabii ki Havelsan'ın da yazılım açısından bu tanklara çok önemli bir katkısı var. Biliyorsunuz Havelsan Türkiye'nin, daha doğrusu savunma sanayimizin simülasyon merkezi ve aynı zamanda Türkiye'nin de yazılım evi. Bu M60TM tankı içinde özel bir simülatör geliştirildi. Sürücü koltuğu, atış, hem top hem makinalı tüfek olarak onlar simüle edilebiliyor. Beraber M60 tankını kullanıyoruz. Tabii tankın içine oturduğumuz zaman tankın neredeyse bu eski Hawker veya Embraer uçaklarındaki gibi lövye sistemine benzer bir direksiyonu var. Alttan çeşitli vibrasyonlar, sarsıntılar bu tankta verilebiliyor. 3 ayrı ekrandan geniş bir açıyı görüyoruz. Burada gördüğünüz topumuz var. Bir galiba bir vadinin, ovanın içerisindeyiz. Şimdi oturduk ve tankı kullanmaya hazırız. Merhabalar öncelikle. Şu anda tankın içinde sürücümüz içeride gördüğü tüm paneller burada ekranlarda gözükmekte. Eğer dışarı çıktığımızda tankın kapağını kaldırıp sürücü kafasını yukarı kaldırıp dışarıdan da sürebiliyor. Bu imkan da buradan bir göstergeleri mümkün. Açabilir miyiz? Hangi göstergeler var? Sizden o bilgileri de, mesela nedir bu göstergeler? Hız göstergeleri, motorun hararet bilgisi, benzin bilgisi. Tabii ki bu henüz bu proje biraz daha Ar-Ge aşamasında. Ar-Ge aşaması tamamladıktan sonra buradaki tüm fonksiyonların, tüm butonların hayata geçtiğini de göreceğiz. Bu taraftaki nedir acaba? Bu taraftaki termal kameramız, ön arka kameramız, bu şekilde değiştirebiliyoruz. Büyütmeyi. Bu sembolizasyonları değiştirebiliyoruz, kapatabiliyoruz. Sıcaklığı termaldeyken sıcaklık ısısını değiştirebiliyoruz. Bu şekilde fonksiyonlarımız mevcut. Tamamdır. İsterseniz ana akımı verelim. Başlayalım, çalıştıralım tankımızı ve arkasından harekete geçelim. Evet, şu an çalıştık. Sesini duyduk, hazırız. Şurada gördüğümüz vites kolumuz. Evet. Biz vites kolunu burada normalde tankta bir vites kolu olur ama evet. Biz bunu butonlara, direksiyona atadık. Y tuşuyla ileri, 4 adet ileri vitesimiz mevcut. F4, F3, F2, F1. Evet. N boş herhalde arabadaki N, nötr, gibi. Nötr tamam. Bizim. Ve R1 ve R2 olmak üzere 2 tane butonumuz var. Nötrdeyken X tuşuna bastığımızda yine F1 tuşu hareket ediyor ama evet. Bu sefer tank kendi etrafında 360 derece dönebiliyor. Direksiyona komut verdiğimizde. Komut verdiğimizde. Evet, gaz verdiğimizde. Nasıl veriyoruz gaz? Sağdaki gaz, soldaki fren. Evet, bu şekilde. Bu şekilde dönebiliyor. Etrafta aynen. Şu an tankımızı döndürüyoruz. Evet. Gazımızı kestik, durdurduk. Evet. Evet. Sonradan tekrar ileri gitmek için tekrar geriye B tuşuna basıyoruz ve ileriye aldığımızda F1, F2, F3 bu şekilde ilerleyebiliriz. Evet. İsterseniz sürüş keyfini birlikte yaşayalım. Sürüş keyfini yaşayalım. F2'yi aldık. Hareket. Evet, gaza basalım. Evet, şu an yavaş yavaş gidiyoruz. Biraz daha mı gazlamamız lazım? Ben tam basamamışım gaza. Evet. Evet, şöyle epey bir ilerleyelim. Çevirdiğimiz zaman dönüyoruz. Gerçekten tankın içerisinde hissediyoruz kendimizi. Taretimiz dönüyor yukarıdan. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım. Evet. Şurada aslında hız göstergemiz var. 50, 60, 70 yani bunun arazinin engebesine göre bu değişiyor. Evet. Yani düz bir arazide daha hızlı gidebiliriz ama engebeli arazide hızla kısıtlı oluyor. Atış yapabilir miyiz şimdi yukarıdaki şeyden, toptan? Bir yandan da atış yaparak gidiyoruz. Gerçekten görüntü kalitesi de gayet güzel. Kendimi gerçekten bir tankın içerisinde hissediyorum. En son tankın içerisine askerliğimi yaparken bir tank kabuğunun içine girmiştim. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Sherman'lar. Ama tabii M60 kullanmak ayrı bir şey. Arazide giderken ben askerliğimi piyade olarak yaptım. Tanklar hakkında çok fazla bilgim ne yazık ki yok. Bu şekilde arazide ilerlememizi yapıyoruz. Bir anlamda atış yapıyoruz. Şöyle biraz hızımızı da arttıralım.
Şimdi taretimizden atış gerçekleştiriyoruz. Üstteki taretimizden etraftaki hedefleri vurarak yolumuza devam ediyoruz. Sis bombası attık şimdi etrafımızı görmemesi açısından. Sürüşümüz devam ediyor arazide. Çamurların içinden geçiyoruz. Şöyle bir sola doğru dönüş yapalım. Tekrar sağa. Şurada bakalım bir tepe var. Tepeyi çıkabilecek miyiz? Görüntüyü de değiştirebiliyoruz bu arada. Bu arada helikopter de bize atış yapıyor. Oo, biraz hızlanalım. Bakalım kim kim vuracak. Evet, helikopteri de yaptığımız atışla vurduk. Onun füzelerinden de kaçındık ve helikopteri vurarak düşürdük. Bir tankın topuyla helikopter düşürmesi. Bilmiyorum savaş sahalarında var mı ama biz herhalde bunu simülatörde başardık. Biraz önce tank simülatörüyle, M60 tankının simülatörüyle bir sürüş yaptık şoför koltuğunda ama şimdi yanımda gerçek bir tankçı var. Biz biraz da teknik bilgileri sizlerden almak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri aramızda görmekte çok mutluyuz. Ben 37 sene üniforma taşıyan bir Türk Silahlı Kuvvetleri, eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyim. Tank simülatörümüz bu sene geliştirdiğimiz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen geliştirdiğimiz bir simülatör. Simülatörümüz tank eğitimi, nişancılık, sürücülük eğitimi konusunda gerçekten eğitim faydası olan bir simülatör. Şimdi size eğer müsaade ederseniz kısaca tanıtmak istiyorum. Tabii ki başlayalım lütfen. Tank simülatörü biliyorsunuz bir tank mürettebatta kullanılan, görerek ateş eden bir silahtır. Dolayısıyla biz mürettebatın entegre bir eğitim ortamında birbirlerinin etkileşim içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak sanal bir ortam yaratmış bu durumdayız. Şu anda görmüş olduğunuz simülatörlerimiz 3 parça. Görmüş olduğunuz simülatör nişancının eğitim yaptığı bir simülatör. Sürücünün taktik şartlarda sürücünün eğitim yapmış olduğu simülatörümüz ve bir de tank komutanı dediğimiz tank komutanı hem sürücüyü hem de nişancıyı komuta edecek şekilde kendisinin de aynı zamanda eğitimini sağladığı bir sanal ortam yaratan bir simülatör. Bu görmüş olduğunuz 3 parça aynı senaryo içerisinde entegre bir ortamda çalışıyor ve birbirleriyle etkileşimi aynı taktik olayları yaşayacak şekilde kendilerinden beklenen sorumlulukların eğitiminin yapıldığı bir ortam sağlıyor. Tabii Havelsan'a baktığımız zaman hava araçları simülatörleri, denizaltı simülatörleri, kara konusunda çok sayıda simülatörünüz var. Burada M60 simülatöründe artı değer olarak Havelsan bu sistemde ne koyuyor ortaya? Dediğiniz çok doğru. Havelsan biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hemen hemen kara, deniz ve hava platformlarının hemen hemen hepsinin simülatörünü yapmış bir kuruluş. Ve bunu Türkiye'nin sınırlarına da taşımış. Güney Kore'ye, Katar'a, Hindistan'a, diğer savunma sanayi şirketlerimizin platform ihraç ettiği ülkelere de onların simülatörlerini yaparak onlara bu desteği sağlamış bir ve dünya standardında da simülatörler üretebilen bir kuruluş olduğu zaten malum. M60'a gelince M60 simülatörümüzü biz sabit bir simülatörden ziyade en önemli özelliği mobil olma özelliği. Yani bir istenilen noktaya çok hızlı bir şekilde götürülüyor mu? Nasıl yapılıyor? Tabii, şu anda göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu ekran kapanıyor. Evet. Bu ekranda içine girerek şu büyüklükteki 3 tane kutu haline geliyor. Evet. Bu bir kutu haline geliyor. Bunu
taktik ortamda istediğiniz arazi koşullarında elektriği olan bir ortama götürdüğünüz zaman düz bir duvar ekran olan bir ortamda bu simülatörün eğitim ortamını sağlamış oluyoruz. Yani sınır karakollarına bazen sınır çakılı tanklarımız var. Bölgelerine arazide görev yapan, üst bölgelerinde görev yapan tank birliklerimiz var. Onlara mobil eğitim ortamı sağlıyor. Simülatörle eğitim yapmanın bir başka faydası da şu. Simülatörle eğitim yaptığınız için muharebede kullanacağınız gerçek platformlarının bakım masraflarını, maliyetlerini de asgariye indirmiş oluyorsunuz. Maliyetleri yani aşağı çıkıyorsunuz. Muharebeye hazırlık derecesini her zaman muhafaza etmiş oluyorsunuz. Savaşta kullanacağınız bir platformu barışta eğitim maksadıyla kullandığınız zaman yıpranma derecesi artıyor. Simülatörle eğitimin öyle bir faydası var. Ayrıca simülatörle eğitim emniyet ve kaza önleme açısından da olan bütün riskleri ortadan kaldırıyor. 7-24 günün her saatinde eğitim imkanı sağlıyor. Askerlerimize, mürettebatlarımıza nöbet yazarak gece mesela saat 2 ile 4 arası eğitim yapma imkanı bile sağlayabiliyoruz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz tüm tasarım, yazılım tamamen yerli ve milli imkanlarla Havelsan mühendisleri tarafından. Zaten o konudaki altyapısı Havelsan'ın diyecek hiçbir şey yok. O konuda temin edebilirim sizi. Ayrıca görmüş olduğunuz Malazgirt yazılımımızla da şu ana kadar bir sürü para verdiğimiz dışarıdan aldığımız taktik çevreyi de yine Havelsan'da üretiyoruz. Malazgirt çözümümüz bütün simülatörlerimizin çalışabileceği taktik ortamı sağlıyor. Ciddi oyun teknolojisini kullanmak suretiyle her türlü taktik senaryoyu yaratabileceğimiz bir yazılım yaptık ki bu dünyada sayılı firmalarda var. Havelsan buna da ulaşmış durumda. Malazgirt yazılımında görmüş olduğunuz M60 tank simülatörümüze, diğer üretmiş olduğumuz paraşüt, atış simülatörleri, keskin nişan simülatörlerimize de aynı ortamı değişik versiyonlarıyla bu ciddi oyun teknolojisinin adapte etmek suretiyle uygulamış durumdayız. Kara kuvvetlerin envanterinde eski nesil bazı yurt dışından temin edilmiş simülatörler var galiba. Evet. Siz şu an tank olarak galiba Altay'ın da simülatörüyle ilgili bazı çalışmaları var Havelsan'ın. Altay'ın da üretim sürecine bağlı olarak simülatörünü üreteceğiz. O da Havelsan'a verilmiş olan bir görev. Burada şunu belirtmek istiyorum. Havelsan'ın çözümleri platformdan bağımsız. Bugün M60 simülatöründe üretmiş olduğumuz çözümü çok kolaylıkla Leopard tanklarına da uygulayabiliyoruz. Veya şu anda üretilen taktik sahadaki tekerlekli, tırtırlı kundağ motoru toplarımızı uygulayabiliriz. Hatta aynı simülatörde bir anahtar değişikliğiyle simülatörü hem M60 hem Leopard simülatörü haline de getirmemiz mümkün. Yeter ki bizden bu istensin. Biz buradaki çekimlerimiz sırasında şimdi ülkenin adını vermeyelim ama farklı ülkelerden de çeşitli askeri heyetler geldi. Umarım bu simülatörü önce kara kuvvetlerimizde görürüz, sonrasında da ihracat açısından da. Kara kuvvetlerimizde göreceğimiz kesin. Şu anda test maksadıyla bir birliğimize göndereceğiz. Bu görevi aldık, orada deneyecekler. Bir de şunu söyleyeyim, bizim simülatörlerimiz her zaman silahlı kuvvetleriyle işbirliği içerisinde üretiliyor. Onlardan çıkardığımız dersleri de simülatörlerimizin geliştirme sürecinde dahil ediyoruz ve en sonunda gerçekten eğitim faydası olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personelini uygun ortamlarda, gerçekçi koşullarda eğitimini sağlayacak simülatörler üretmeyi hedefliyoruz. Bu da bizim en büyük mutluluğumuz ve gurur kaynağımız.